Günaydın. Günaydın. Oo, kahvaltıyı çoktan hazırlamışsın bile. E niye beni uyandırmadın Nazlı? Arkadaşıma gitmeden son bir iyilik yapayım dedim. Canım. Oo, Asma günaydın. Dramamızın başrolü geldi. Hoş geldin ablacığım. Ne bu hal? Bütün gece Gamze ile sohbet ettiniz herhalde ya da gelirken sana kamyon falan çarptı. Abla ben Ferit Bey'e gittim. Ne yaptın? Sebep olduğum şeyleri düzeltmek için bir şey yapmam lazımdı. Ben de Ferit Bey'e gittim. Her şeyi anlattım ona. Asıl suçlunun ben olduğumu, senin her şeyi beni korumak için yaptığını, ona defalarca söylemeye çalıştığını ama bir türlü fırsat bulamadığını, her şeyi anlattım. Sonuç? Sonuç yok. Bastı gitti. Gider tabii Asuman ya. Bu böyle bir iki konuşmayla çözülecek bir mesele değil ki. İyi de yani birine derdini anlatmak da bu kadar zor olmamalı ya. Aramıza hoş geldin Asuman. Biz de anlatamadık sana yıllarca derdimizi. Abla. Eşyalarını valizine koydum. Git bak bakalım eksin gediğin var mı? Varsa tamamla. Otobüsü kaçırmayalım. Ne? Otobüs mü? Bu ay sonunda ikinci safhaya geçmeyi planlıyoruz Ferit Bey. Şu an her şey yolunda. Tamam. Programa sadık kalalım. Kış yüzünü göstermeden planladığımız gibi işlerin çoğunu bitirmeliyiz. Tabii efendim. Sahaya inmişsin. Arada yapmak lazım. Hem ofiste maketleri seyretmekten daha zevkli. Burası da senin sahnen. Öyle. Ama biz şarkı söylemiyoruz projeyi. Vay. Proje adamı Ferit Aslan. Gerçi son projen çok yolunda gitmedi. Kapatıyor musun restoranı? Her projede öngörülemeyen riskler vardır. Hayat böyle. Bazen başarılı olursun, bazen olamazsın. Mesela senin şu şarkı. Pek beğenilmedi galiba. Öncekileri hep sağda solda duyardım ama bu kayboldu gitti. Bir kere bile dinleyemedim. Yeni halini gizli tutuyorum. Zamanı gelince duyacaksın. Ne zaman gelecek zamanı? İlhan Perim'in tekrar yanıma konmasını bekliyorum. Gelmiş bile hadi. Yardım edeyim. Seni. Dikkat et tamam mı? Ama ben elimden gelen her şeyi yaptım yani biliyorsun. Bunu da alıyorum. Evet evet. Şunu da ben alayım abi. Bana bak. Git Hulu'yu güzelce dinle tamam mı? Sonrasında da zaten. Sonrasını bir sene sonra konuşalım. Şimdi değil. Her şey çok güzel olacak. Bunu sakın unutma tamam mı? Olacak. Kendine iyi bak tamam mı? Aklım hep sende.
Ben gidince ararım seni. Tamam, ara mutlaka. Su gibi git, su gibi gel inşallah arkadaşım. Restoranı kapatma kararın kesin mi? Sen de mi yanlış yaptığımı söyleyeceksin? Hayır. Bu senin kararın. Ben sana bir teklifte bulunacağım. Restorandaki payını bana satmanı istiyorum. Önce bar, sonra restoran. Kendi halinde bu en birinci senin için biraz fazla değil mi? Aslında tam ihtiyacım olan şey bu. Beni daha disipline ediyor. Tek neden bu mu? Değil. Esas neden başka. Neymiş? Güzel yemekler yemek istiyorum. Nazlı ile çok iyi anlaşıyoruz. Kafamız da uyuşuyor. Çok iyi ortak oluruz bence. Ne diyorsun? Satacak mısın payını? Alo, Fatoş. Alo, Deniz. Ya Nazlı Asuman daldı gitti. Ev bomboş kaldı. Ben de engel olamadım. Şimdi aklım başıma geliyor. Tamam Fatoş, sakin ol. Nereye gidiyorlar dedin? Antakya'ya. Tamam, şimdi neredeler peki biliyor musun? Tamam, ben bulacağım onu. Tamam. Nazlı. Asuman'ı da almış, Antakya'ya gidiyormuş. Restoranı kapatınca tabii mahvoldu kız. İnsanların hayalleriyle oynuyorsun, farkında bile değilsin. Ya da daha beteri, farkındasın ama umurunda değil. Ben Nazlı'yı bulmaya gideceğim. Onu ikna etmeye çalışacağım. Abla şanslısınız. Yol açık. Korkmuştum bir ara geç kalacağız diye. İhbar eden her kimse buradan aramış abi. Burası olduğuna emin miyiz? Eminiz abi, istihbarat sağlam. Sadece ses kaydına ulaşamıyoruz ama buradan arandığı belli. Burası kapalı. Şu etrafı bir sordur bakayım. Burayı gören kamera varsa işimize yarar, tamam mı? Tamam abi, şu siteye falan bakayım ben, hallediyorum. Bakalım bizi ihbar eden Demet Hanım mı, yoksa bir başkası mı? Pardon. Ablacığım pardon. Kadıköy, 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 Kadıköy. Servis geldi buyurun. Abla pardon, pardon. Servis geldi buyurun. Şey varmış burada. Antakya otobüsü varmış. Nerede? Nerede? Orası efendim. Buyurun. Kadıköy, 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 Kadıköy. Kaptan, kaptan. Nazlı. Kaptan açsana. Nazlı.
Deniz. Ne haber? Ne işin var senin burada? Sana bakmaya geldim. Senin ne işin var burada bu otobüste? Hemen geliyorum. Deniz, ben gidiyorum. Görüyorum. La neden? Yani Ferit abi ortaklıktan vazgeçti diye sen niye hayallerinden vazgeçiyorsun? Öyle mi gözüküyor gerçekten Deniz? Ferit ortaklıktan vazgeçti diye ben hayallerimden vazgeçtim gibi mi duruyorum? Vazgeçmedim. Ertelemek zorunda kaldım. Ertelemem gerektiğini hissediyorum. Çok yoruldum Deniz. Çok fazla kaos benim için. Asuman'ın yaptıkları yüzünden Bulut'un Demetler'le yaşamak zorunda kalması, Ferit. Evet bak anlıyorum. Ama Bulut durumunda sen doğrudan bir neden değilsin ki. Hem hepimizin gözü Bulut'un üstünde. Okul başlıyor, okula gidecek, okulda olacak çoğu zaman. Çıkışında bana gelecek bol bol, dayısına gider. Nedenin ne olduğunun çok da bir önemi yok artık. Bulut'un Demetler'le yaşayacak olması Bulut'un hayatını nasıl etkileyecek hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki onu bambaşka biri yapacak. Asuman'ın hatası, Hakan'ın hırsları, kanundaki açıklar, avukatlar falan. Bu karman çorman dünyanın yükünü tek başına sırtına almak zorunda değilsin. Lütfen yapma bunu kendine. Gitmek istiyorum Deniz. Gitmem gerektiğini hissediyorum. Biraz kafa dinlerim, düşünürüm, dinlenirim. Hem bir sene o kadar da uzun bir süre değil. Hayır. Bir sene o kadar da uzun bir süre. Gidemezsin. Böyle bir zamanı kaybedemezsin. Çalışırsın. Ya barda çalışmak zorunda değilsin. Bir restoran buluruz sana çalışmak isteyeceğin. Lütfen kendinden vazgeçme. Lütfen. Gelin. İkbal Hanım, bu toplantı noktasında bir eksiklik var. Evet, doğrusu burada. Bana da yanlış gelmiş. Ne istiyorsun Mehmet? Hiç. İkbal Hanım'la toplantı notları hakkında konuşmuştuk. Sonra geçerken kendi odama değil senin odana geldim. Sebep? Aynı çatı altında çalışıyoruz Ferit. Üstelik birlikte Bulut'u büyütüyoruz. Ben artık seninle kavga etmek istemiyorum. Barışalım lütfen. Bulut demişken onu bugün ben alacağım okuldan. Alabilirsin tabii. Ne güzel olur. Üstelik Bulut da seni çok özlemişti. Harika. Şimdi izninle çalışıyorum. İyi çalışmalar. Kendimden vazgeçmemek için gitmem gerekiyor. Beni en iyi senin anlaman gerekmiyor mu Deniz? Sen kaç kere uzaklaşmak istedin? Kaç kere uzaklaştın? Benim de buna şu an ihtiyacım var. Beni anla. Ya bari sen anla. Bak ben seni anlıyorum. Ama gidemezsin. Her zaman yanındayım. Bak buradayım. Ama başkasının hataları yüzünden kendini cezalandırma. Hanımefendi buyurun, gitmemiz lazım artık. Geliyorum. Başka bir yol bilmiyorum Deniz. Teşekkür ederim. Hep yanımda olduğun için. Nazlı, gitme. Gitmem lazım Deniz. İyi bak kendine. Hakan abi. Ha, nedir? Abi hiçbir görüntü yok. Nasıl yok oğlum, her yer kamera dolu.
Abi işte bir sitenin kamerası var. O da bir haftadır bozukmuş. Bir haftadır bozuk muymuş? Lan ayaküstü seni yemişler, haberin yok. Ya abi ayıp ediyorsun ya. Kontrol etmeden yanına gelir miyim? Hayret bir şey ya. Hayret bir şey. Yürü yürü, yürü gidelim. Oğuzhan, bana bir su versene. Deniz abi, ev tedarikçi aradı abi seni. Sonra Emre, sonra, sonra. Eyvallah. Deniz, bu ne surat, ne oldu? Gitti, Nazlı gitti. Nasıl gitti, neden? Ben anlamıyorum. Gitti, Antakya'ya gitti. Ferit abi restoranı kapatınca... Ferit restoranı mı kapamış? Kapamış. O da uğraşamam herhalde dedi. Eşyalarını topladı, geri dönmemek üzere gitti. Sana kim söyledi bunu? Belki yanlış anlamışsındır, başka bir şey olmuştur. Fatoş anlattı. Ben de arkasından koştum, ikna etmeye çalıştım ama... Çok saçma böyle aniden birdenbire... Evet, böyle birdenbire, aniden. Ben de hiç anlamadım. Ben bir Fatoş'la konuşayım o zaman. Alya, hadi başlıyoruz. Tamam, geliyorum. Ben Fatoş'la konuşayım, sonra konuşuruz tekrar. Yola. Varınca arayacağım ben seni. Bir dakika, bir dakika, beni dinle. Ferit avukatıyla haberi yolladı. Ne söylüyormuş yine? Fikrini değiştirmiş. Restoranı kapatmayacakmış. Kaldığınız yerden devam edin diyor. Kaldığınız yerden devam mı edin dedi? Evet, aynen öyle. Hadi geri dön. Bana mı? Ben senin adına çok sevindim. Ama ben restoran kapandı diye gitmiyorum. O yüzden dönebileceğimi sanmıyorum. Nazlı, bir restoranın sahibi olmak benim de hayalim. Ferit burayı kapatacağım dediğinde ben tamam dedim. Ama şu an burayı tekrar açmak mümkün. Ben buna hayır demek istemiyorum. Manım çok haklısın, dememelisin zaten. Senin adına çok seviniyorum. Ama... Bak ne yaparız biliyor musun? Sana iyi bir şef buluruz. İyi bir de ortak. Ama ben başka birisini istemiyorum ki. Ben Nazlı şefimi istiyorum. Ortam Nazlı'yı istiyorum. Abla dönelim. Manami. Bak gerçekten... Dönsem bile benim artık Ferit'le çalışmam mümkün değil. En azından bir dön. Yüz yüze konuşarım. Böyle önemli konuyu telefonda konuşmak olmaz. Lütfen. Hatırım için. Abla. Abla bak biz Antakya'ya gittiğimiz zaman hiçbir şey yolunda gitmeyecek. Hiçbir şey hallolmayacak. Bizim burada kalıp savaşmamız lazım, pes etmememiz lazım, kendimizi aklamamız lazım. Kendimizi aklarken yaptıklarımızı geri alabilecek miyiz Asuma? Telafi edebilecek miyiz? Abla, bak her şey yoluna girecek, sana söz veriyorum. Her şeyi yoluna sokabiliriz biz. Sen Manami'yi, hayallerini yüz üstü bırakamazsın. Bana destek olacak mısın? Söz veriyorum sana. Ben hep senin yanında olacağım, hep sana destek olacağım. İşleri yoluna koymak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şey yoluna girecek. Şoför bey! Ay durdurun, durdurun. Biz ineceğiz şimdi. Manami. Tamam Manami. Geliyorum ben. Yüz yüze konuşuruz. Tamam. Görüşürüz. Duyduğum şey doğru mu? Ne duyduğuna bağlı. İkbal Hanım'la konuştum.
Restoranı kapatmaktan vazgeçtiğini söyledi. Avukatlarla konuşuyordu. Doğru. Bence hayatında aldığın en doğru kararlardan biri. Engin, şu konuya bir açıklık getirelim. Ben sadece restoranın açılmasına izin verdim. Manami için. Nazlı'yı affetme. Onu affetmem bu kadar kolay değil. Tamam tamam. İyi yaptın ya. Çayın tadı bile berbat olmuş. Ne yapacağım ben burada böyle tek başıma ya? Sevgisizlikten ve açlıktan ölürüm yemin ediyorum. Olurdu şu kapıdan içeri girsen Nazlı. Gitmekten vazgeçtim. Sen destek olduğun sürece her türlü zorluğa göğüs germeye hazırım arkadaşım da sen ne olur sanki. Nazlı. Sen misin? Sen misin? Ay inanamıyorum. Fatoş. Duydun değil mi yakarışlarımı? Deniz mi ikna etti seni? Deniz ikna etmedi. Ne oldu da geri döndünüz o zaman? Anlatacağım Fatoş. Söz veriyorum sana her şeyi tek tek anlatacağım. Ya çok mutluyum. Çok mutluyum. Ay bir ara beni özlemeyeceksin diye çok korktum. Çok mutluyum şu anda. Sen Rukiye ile mi arkadaş oldun? Nazlı. Geldin çok şükür. Gelmeyeceksin diye çok korktum. Geldim. Ama doğru mu yaptım bilmiyorum. Sanki içimde bir şeyler oldu. Doğru bir karar verdim mi zaman gösterecek. Bir kez daha düşünürüm ama yazında. Ferit niye vazgeçmiş restoranı kapatmaktan? Avukat Bey finansları olarak doğru bir karar olmadığını düşündük dedi. Ama bana sorarsan Ferit duygusal olarak doğru bir karar olmadığını anladı. Bana mı? Ben öyle telefonda konuşup çekip gitmek istemedim. Ama yeniden bu ortaklığın içinde olabilir miyim? Seninle değil, Ferit'le. Bizim için geri dönüş var mı bilmiyorum. Bak, ben burayı çok sevdim. Arkadaşlarım gelsin. Hatta Japonya'na ailem gelsin istiyorum. Benim hayalim de bu. Ama bak, ben az kalsın senin hayaline ayak bağı oluyordum. Manami, belki benim hayallerimin gerçekleşme zamanı henüz gelmemiştir. Belki sen kendine yeni bir ortak bulmalısın. Ben başka birisini istemiyorum ki Nazlı. Sen benim dilimden anlıyorsun. Ben de senin dilinden. Öyle demiyor musunuz? İyi arkadaşları için. Bak, sen nasıl mutfağında çalışacağım bir restoranı hayal ettiysen, ben de kapısında arkadaşlarımı ağırlayacağım bir restoranı hayal ettim. Bu bizim hayalimiz. Ben bu restoranın bizim restoranımız olsun istiyorum. Lütfen. Çocukken 3 tane petikareli masa örtüsü olan bir yer hayal ederdim. Küçük camları olan bir lokanta. 3 göz ocağı olsun. Büyüyüp gastronomi okumaya başladıktan sonra tencereler, tavalar, etrafta koşturan insanlarla dolu profesyonel bir mutfağın başına geçmeyi hayal ettim hep. Burası sanki ikisinin birleşimiydi. Sıcacık, samimi, profesyonel. Bu sefer çok yaklaşmıştım. Nazlı, benim sana ihtiyacım var. Ve senin de bu çok yaklaştığın hayalinin
başladığın işini bitirmeye ihtiyacın var. Öyle değil mi? Belki sırtıma bu şehrin bütün problemlerini yükleyip Antakya'ya gitmektense burada kalıp problemleri doğduğu yerde çözmek daha iyidir. O zaman kolları sıvamaya ne dersin? Vay be. Yani ben buraya üzüntüne ortak olmaya gelmiştim, sevincine ortak oldum. Yani tamam güzel de hızlı. Ben bu olayların hızına yetişemiyorum Fatoş artık. Ay çok haklısın Alya. Bak inanır mısın ben olayların göbeğinde olan bir insanım. Benim için bile hızlı ya. Anlayamadım. Asuman'a iki kere anlattırdım bütün her şeyi. Deniz ikna edememiş diyorsun yani. Yok edememiş. Restoranı geri aldığını öğrenince de... Nazlı işin başına geri döndü. Demek ki Ferit Bey de geri adım attı. Ay inşallah düzelsin artık. Her şey yoluna girsin ya. İnşallah ne olur. İnşallah. Asuman nerede? Ne yapıyor? Odasında. O da sevindi tabii kendi hataları yüzünden ablasının zarar görmemesine ama... ...daha bir süre çıkamaz odasından. Çıkmasın da zaten. Düşünsün birazcık yaptıklarını. Haklısın. Yani bazen insan kendi duygularının esiri olunca... ...başkalarının halini hesaplayamıyor bile. Ben artık gideyim. Aa. Program var akşam hazırlanmam lazım. Ay Alya bu ne ya? Gelmenle gitmem bir oldu. Hiç kurabiye bile yemedin yani. Ne yapayım iş? Hey dayıcım sevdin mi filmi? Hayır sevmedim. Sevmedin. Neden? Bir kere çok yavaştı. Heyecanlı da değildi, komik de değildi. Sıkıcıydı. Haklısın ben de sevmedim aslında. Ama böyle olmaz. Seni seveceğim bir şeyler bulmamız lazım. Ne yapalım? Buldum. Nazlı'ya gidelim. Restorana. Dayıcım daha yeni oradaydın. Açılışta gittik ya. Ama dayı ben açılıştan hiçbir şey anlamadım ki. Hem bak ben çok acıktım. Nazlı çok güzel yemekler yapmıştır. Lütfen, lütfen, lütfen. Atla dayıcım hadi yolda düşürüz. Tamam. Manami kış geliyor. Önceliğimiz çorba menüsünü genişletmek olmalı. Geleneksel tatlılar da olacak, uzak doğu çorbaları da. Tamam. Peki tatlılar? Ben mesela kışın daha çok tatlı yiyorum. Haklısın. Tatlıya da yükleniriz. Tatlı. Aa şuna bak. Tatlı deyince iştahlandın. Manami var ya sende tam sufle seven kız tipi var. Hayır. Ben irmik helvası seviyorum. Manami biz senin kütüğünü bir araştıralım. Sen var ya kesin Eskişehir taraflarından falan çıkacaksın. Ben geldim. Aa! Bebek gelmiş, hoş geldin. Kim getirdi seni? Amcanla mı geldin? Hayır, dayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aç mısın bakalım? Hem de kurt gibi. İyi o zaman, koş ellerini yıka. Hadi gel. Restoranı kapatmaktan vazgeçmişsin. Teşekkür ederim. Ayrıca arayacaktım da. Gerek yok Nazlı. Teşekkür edecek bir şey yok. Buradan seni affettiğim sonucunu çıkarma. Bulut çok ısrarcı olduğu için geldim. Olur çıkarma. Ne düşünüyorsun böyle? Tabii ki Nazlı'yı düşünüyorsun. Başka seni ne bu hale getirecek ki? Tamam tamam üzülme. Nazlı gitmemiş.
gitmemiş mi? Evet, basbayağı gitmemiş. Hani benimle dalga mı geçiyorsun? Deniz, niye böyle bir konuda seninle dalga geçeyim ki? Demiştim ya Fatoş'la konuşacağım diye. Bayağı eve valizini atıp restorana gitmiş Nazlı. Restorana mı gitmiş? Neden? Çünkü Ferit restoranı kapatmaktan vazgeçmiş. Manami de haberi alır almaz Nazlı'yı aramış. Allah'tan otobüs çok uzaklaşmamış. Asuman'la otobüsten inip geri dönmüşler. Ne yapmaya çalışıyor bu Ferit abi? Gerçekten anlayamıyorum. Bu çocuk oyuncağı mı ya? Açtım, kapadım. Deniz, niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Öyle ya da böyle. Kız geri dönmüş işte, gitmemiş. Kardeşi yüzünden hayallerinden de vazgeçmemiş. Daha ne istiyorsun? Doğru diyorsun. Yani. Neyse, ben gideyim de sen rahat rahat sevin. Afiyet olsun. Bence sen de yemelisin. Yok Bulut'cum, benim canım istemiyor. Peki. Al bakalım. Tatlısız olmaz. Yemeğini bitirdikten sonra tatlını da yersin. Nazlı, sen de bizimle oturabilir misin? Bulut'cum, benim mutfakta biraz işim var. Bak, 5 dakikacık. Peki, 5 dakika. Gel. Klik klik. Sen fotoğraf mı çekiyorsun? Evet, kaydettim. 250 GB. Yaklaşın. Hadi yaklaşın, yaklaşın. Çok uzaksınız. Klik klik klik. Yaklaşın. Klik klik klik. Yaklaşın, yaklaşın. Klik 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 klik. Ya yaklaşın dedim. Yaklaşın, yaklaşın. Heh. Klik 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 klik. Gülümseyin. Klik klik klik. Klik klik. Klik klik klik. Klik klik. Bunların hepsi hafızada. Hadi Bulut'cum, yemeğini ye artık. Sonra kalkalım yavaş yavaş. Hayırdır Asuman? Günahların listesini mi yapıyorsun? Gibi bir şey. Ay, bu kadarcık kağıt yetmez o zaman sana. Dur, ben içeriden biraz daha getireyim. Seni ciddiyete davet ediyorum Fatoş'cum. Bu liste fotoğrafları benim çektiğimi Ferit Bey'e söylemiş olabilecek insanların listesi. Hmm, aferin kız sana. Ver bakayım şu listeye. Edemet'in isminin üstünü çizmişsin. O bizim baş şüphelimiz değil mi? Şimdilik çizdim. Ben niye yapayım? Benim bu işten ne çıkarım var falan dedi. Sen de inandın. Hmm. İnanmak için haklı gerekçelerim var. Hem şimdi boşu boşuna onunla kafamı bulandırmayacağım. Odağımı başka insanlara yönlendiriyorum. Hmm, iyi. İyi, ver bakayım kimler varmış şu listede. Aa, herkesin adını yazmış. Ne alakası var bu insanların bu olayla ya Asuman? Aa, benim de ismi var bu listede. Niye olmayacakmışsın Fatoş? Nazlı'nın en yakın arkadaşısın. Bana bak Asuman, vallahi senin saçını başını yollarım ha burada. Manyak mısın kız sen? İşte ben Nazlı'nın en yakın arkadaşıyım. Ne işin var benim burada? Vallahi ablam, ne zaman ben gideceğim Ferit Bey'e her şeyi anlatacağım dese sen de destekledin onu. Herhalde destekleyecektim yani Asuman. Kız düşündü, taşındı, karar verdi. Ne yapacaktım ya? Ama söyleyemedi.
Aa, tavırlara bak. Aa, Suman. Suman. Ne malum Fotoşar, ne malum senin Ferit Bey'e söylemediğin. Ablam her söylemeye kalkıştığında söyleyemedi, beceremedi, üzüldü. Sen de bunların hepsini gördün en yakınımızdaki insan olarak. Belki gidip kendin söyledin kız rahatlasın diye. Niye güveneyim sana ha? Osman, bana bak, senin o hiç bozulmayan saçın var ya, onu çatır çatır yollarım ha şimdi. Ver şunu bana. Hiç vermem bu ablacığım. Üzerinde kişime bulunları dağılana kadar sen de herkese aynı muameleyi göreceksin. Ama üzülme yani, listenin en sonundasın yani. Adın en altlarda. Aa, bir de listenin en başında olsaydın bari Osman. Ver çabuk şu listeyi çabuk. Fotoş ya! Ay kız, ne yapıyorsun ya? Üf! Ver şunu, tamam. Allah kahretmesin seni. İğrenç. Ay oldu olacak, bir de oraya Bulut'un adını da ekleseydin yani. Ne de olsa o da Nazlı'ya aşık. Doğru söylüyorsun aslında ha böyle. Çocuk mucuk diye bunu es geçmemek lazım biz, tamam. Aa, ayarsız ya. Vallahi yazdı. Olmadık taş baş yarar Fatoş. Yine gel, tamam mı? Geleceğim. Özletme kendini. Ferit, aslında bizim konuşmamız gereken şeyleri var. İşleriyle ilgili. Siz aranızda halledin, beni karıştırmayın. Ama bir dakika. Sen hala bu restoranın ortaksın. Hem senin fikrin bizim için çok önemli. Değil mi Nazlı? Öyle, öyle tabii. Bir iş adamı gözüne ihtiyacımız var. Özellikle reklam ve tanıtım işlerinde nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz. Bir reklam ajansı var, küçük bir yer. Güvenilir mi emin olamadık. Ben de bu aralar kime güveneceğimi bilmiyorum. Deneye yanıla öğreneceğiz herhalde hepimiz. Hadi dayıcığım. Yalnız çok güzel laf yapıştırdı. Manami. Amca. Vay, amcasının sarı fırtınası. Ne yapıyorsun? İyiyim. Bugün benim en şanslı günüm galiba. Baksana, bütün sevdiklerimi görüyorum. Ne haber Deniz? İyidir. Sen? Çıkıyorduk tam da bize. Hı. Tamam, ben seni sonra görmeye geleceğim, tamam mı? Söz mü? Söz tabii. Kızılderili sözü. Hadi görüşürüz. Haydi. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben içerideyim. Ne diyoruz şimdi? Tekrar hayırlı olsun mu diyoruz? Dünya çok hızlı dönüyor diyoruz Deniz. Çok hızlı dönüyor. Hadi gel. Çok güzel görünüyorsun bu akşam. Ah, mersi. Vallahi bu hafta çok dağınıktım ama senin o tatlı dille özür mesajını alınca keyfim yerine geldi. E keyfim yerine gelince de birazcık makyaj yapayım dedim. İyi yapmışsın. O zaman bu güzelliği, hatta bu güzel geceyi taçlandırmak lazım. Nasıl yani? Teşekkür ederim. Engin, o ne? Parlakmış. Seninle daha çok parlayacağımı düşünüyorum. Tam tahmin ettiğim gibi. Yılbaşı ağacı gibi oldum değil mi? Hayır hayatım, çok güzel oldu. O zaman Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi olmuşumdur. Onun da üzerinde böyle ışıklar var ya, parlak parlak. İnan bana, çok güzel durdu. Ay ne bileyim, birazcık yadırgadım galiba. Biliyorsun bizim olayımız imitasyon. Ama Fatoş, biraz daha uzatırsan beğenmedim düşüneceğim. Beğendim, beğendim, çok beğendim. Da birazcık fazla geldi galiba. Ben seni böyle görmek istiyorum Fatoş. Birkaç güne alışırsın, yabancılık çekmezsin.
Thank you.